billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi'llezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا صدق الله العظيم مبلغنا رسوله النبي الكريم وَنَحْنُ عَلَى مَا قَالَ خَالِقُنَا وَرَازِقُنَا مِنَ الشَّاهِدِينَ الشَّاكِرِينَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ Cenab-ı Hak ve Feyyaz-ı Mutlak cümlemizi sırat-ı müstakimde daim eyleye. Sevdiği ve razı olduğu kulları zümresine ilhak eyleye. Yaşadığımız müddetçe iman ve İslam üzere yaşamaya, son nefesimizde de hüsnü hatime ile çene kapamaya Rabbim cümlemizi muvaffak eyleye. Hulûlü ile müşerref olduğumuz üç ayların birincisi olan Recep-i Şerif ayını ve ikincisi olan Şaban-ı Şerif ayını bereketle geçirebilmeyi, Ramazan-ı Şerif ayına idrak edip onu ihya edebilmeyi, Kadir gecesini idrak edip ihya edebilmeyi ve bayrama ulaşıp gerçek bayramları elde edebilmeyi Rabbim her birimize nasip eylesin. Kıymetli dostlar, Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri yaz, kış, ilkbahar, sonbahar mevsimleri gibi ömrümüzün ibadete taalluk eden zamanlarını da dikkatimizi çekmek, hevesimizi artırmak, gayretimizi artırmak için mevsim mevsim yapmıştır. Yaz mevsimi, ilkbahar mevsimi, topraklarda bitkilerin, meyvelerin, sebzelerin, çiçeklerin gürleştiği, zenginleştiği bir mevsim olarak sevilir ve bilinir. Nasıl ki topraklar ilkbaharı ve yaz mevsimini severlerse, müminler de bazı mevsimleri severler, çok verimli kabul ederler. Bu sevdiğimiz, verimli kabul ettiğimiz mevsimlerden birisi de işte bugün birinci gününü idrak ettiğimiz, üç aylar diye tesmiye ettiğimiz Recep-i Şerif ayı, Şaban-ı Şerif ayı ve Ramazan-ı Şerif aylarıdır. Elbette bu ayları faziletli ve bereketli olarak kabul edip ayık ve uyanık bir şekilde değerlendirmek lazım. Pazar kurulur, o pazardan alanlar için. İndirim yapılır, indirimden alışveriş yapanlar istifade eder. Efendim, alışveriş yapmayanlar istifade etmez. Bu mevsimde de bir takım faziletlerden istifade edebilmek için ilgilenmek lazım. Vaktimizi, zamanımızı ona göre ayarlamak lazım, değerlendirmek lazım. Recep ayını alimlerimiz Ekim ayı olarak kabul ederler. Şaban ayını da sulama ayı olarak kabul ederler. Ramazan ayını da hasat ayı olarak kabul ederler. Yani biz şimdi Ekim ayındayız. Yani tarlayı ekme ayındayız. Amellerimizle, gayretlerimizle, tevbelerimizle, istiğfarlarımızla Recep ayının içerisinde olduğumuzu, Ekim ayının içerisinde olduğumuzu fark etmeliyiz ve ekme zamanında mahsulatımızın tohumlarını güzel ekmeliyiz ki Şaban-ı Şerif'te de güzel sulamalıyız, bakmalıyız. Ramazan'da da hasadını yapmalıyız.
Kıymetli dostlar, bugünkü dersimizde hem bu üç ayları değerlendirme babında hem de ömrümüzü değerlendirme babında bir konuyu müzakere etmeye çalışacağız. Yaşadığımız süre içerisinde son nefesimize kadar bizim yemeye ihtiyacımız var, içmeye ihtiyacımız var, meskene ihtiyacımız var, elbiseye ihtiyacımız var, evlenmeye, çoluk çocuk sahibi olmaya ihtiyacımız var. Eğer bir insan dünyada yaşıyorsa, tepeden tırnağa kadar ihtiyaçtır. Susuz yaşayabilir mi? Yemeksiz yaşayabilir mi? Oksijensiz yaşayabilir mi? Çevresinde arkadaşları, dostları, aile bireyleri olmadan yaşayabilir mi? Doktorsuz, hastanesiz yaşayabilir mi? Kısacası parasız yaşayabilir mi? Bütün bunlar, insan son nefesine kadar ne olursa olsun muhtaç olduğu şeylerdir. Sen devlet başkanı olsan ne olacak? Ekmek bulamayınca, yiyecek bir şey bulamayınca, içecek bir şey bulamayınca devlet başkanı olsan ne olacak? Hiçbir şey olmaz. Onun için insanoğlu ne olursa olsun ihtiyacı hiçbir zaman dünyada bitmez. Cennette bu ihtiyaçlar olmayacaktır. Yani insan cennete girdiğinde bir kere su içince efendim susuzluğu gitmiş olacak. Ondan sonra sadece zevk için içmiş olacak. Acıkma bizim buradaki acıkma gibi olmayacak. İnsan yiyecek, zevk için yemiş olacak. Dünyada yediklerinden sonra bir takım sıkıntılar oluşuyor. Oradaki bu sıkıntıların hiçbirisi orada oluşmayacak. Cennette hiçbir zaman insanın kolesterolü yükselmez, şekeri yükselmez, tansiyonu yükselmez. Yani her şey garanti, full garanti ancak cennette olabilir, başka yerde olmaz. Şimdi kıymetli dostlar, İnsanoğlu dünyada ihtiyacı olduğu için, hayatını sürdürme noktasında ihtiyacı olduğu için çalışmak mecburiyetindedir. Çiftçi ise tarlada çalışacak, bahçede çalışacak, serada çalışacak, avcı ise avında çalışacak, fabrikacı ise fabrikasında çalışacak, çalışacak. Çünkü kendi geçimini sağlaması lazım, çoluğunun çocuğunun geçimini sağlaması lazım. Bu ilahi bir kanundur. Bu kanun gereği insanoğlu çalışacak ama İnancının gereği olarak ne yapacaktır? Helalinden çalışmaya çalışacaktır. Ve imtihanı kaybetmeden çalışmaya çalışacaktır. İnsanımız tembel değildir, çalışıyor. Bugün Cuma'ya gelecek olan kardeşlerimizin %98'i ya çalışıyor ya çalıştırıyor veya emeklidir. Yani böyle sokakta çıkıp da elini açıp dilenecek insan pek yok. Geçen de bir yetkili toplantıda Diyanet görevlilerine bir seminer verdi. Verdiği seminerde efendim bakıma muhtaç olan çocuklara, kimsesiz kalan çocuklara, anası babası tarafından terk edilmiş olan çocuklara devletin sağladığı imkanları ve bu noktada senelik devletin verdiği giderleri, tahsis ettiği giderleri çok uçuk rakamlar devlet bu işe tahsis ediyor. Sahipsiz olan çocuklara bakan insanlara verdikleri maaşları anlattılar. Dediler ki ondan sonra sokakta camilerin etrafında dilenen çocuk görüyor musunuz? Olmaması lazım. Varsa gerçekten ihtiyacı olan birisi varsa bize gönderin. Biz onlarla alaküllühal ilgileniyoruz diyorlar. Dolayısıyla bugün camiye gelecek olan genç ihtiyar kardeşlerimiz ya çalışıyorlar ya çalıştırıyorlar veyahut da emeklidirler. Sokakta elini açıp da dilenecek hayatını, sabah kahvaltısının öğlen yemeğini dilencilikle beraber geçirebilecek ihtiyaca sahip insanımız pek kalmamıştır. Ancak muhacir olarak gelen kardeşlerimiz, Suriye'den oradan buradan gelen kardeşlerimiz manzarası bizimkinden biraz daha farklı ama elhamdülillah ülkemiz hem kendi insanını bakıyor hem de ülkemizin insanı onlara ensar görevini icra ediyor. Ben size bugünkü dersimizde çalışmanın fezail ve kemalatını anlatmayacağım. Çünkü zaten anlatsam da anlatmasam da herkes çalışıyor. Çalışmayan bir çocuğumuz varsa hepimiz ondan rahatsız oluyoruz. Kardeşim ya yavrum sen geldin 18, 20 yaşına, 30 yaşına niye çalışmıyorsun diye anneler, babalar çalışması gereken bir çocuğun çalışmamasından zaten rahatsızlık duyuyorlar. Ben sizinle şunu paylaşacağım. Çalışıyoruz. Belki eskisinden daha fazla çalışıyoruz, şu yönüyle beraber diyeceğim. Eskiden bir insan çalışıyordu, 5 kişiye, 6 kişiye bakıyordu. Şimdi bir eve bir maaş girmiyor, birden fazla maaş giriyor. Bir de maaşlar, yani
az mıdır maaşlar? Aslında maaşlar da az değildir. Maaşlar da az değildir. Maaşın azlığından dem vuranlar, maaş azdır, aldığımız maaş azdır diyenler, aslında az maaşla geçinenleri görmedikleri için öyle söylüyorlar. Ben izah edeceğim, ne demek istediğimi izah edeceğim. Aslında maaşlardan kaynaklanmıyor mesele veya hayat şartlarından kaynaklanmıyor. Bir bereketsizlik var. Bir bereketsizlik var. Evlerde bereketsizlik var. Hayatta bereketsizlik var. Bereket dediğin sadece parayla alakalı değildir. Bir adam okuyor, okuyor, alim oluyor. 5 sene, 10 sene, 20 sene okuyor, alim oluyor. Ömrünün sonuna kadar bir tane adam yetiştirmiyor. Bunun ilminin bereketi var mı? Ne dersiniz? Bir adam 15 sene, 20 sene okuyor, alim oluyor. Ama bir insanın hidayetine vesile olmuyor. Dünyada yetiştirdiği bir tane talebesi yoktur. Bu adamın ilminde bereket yoktur. Bir adam hafız oluyor, efendim, kıraatı bitiriyor ama bir tane hafızı yetiştirmiyor. Öbür taraftan bir başkasının 100 tane hafızı var. 500 tane Kur'an-ı Kerim'i öğrettiği insan var. İşte buna bereket derler. Birisi hafızdır, kurradır, bir tane talebesi yoktur. Bir tanesi hafızdır, yüzlerce talebesi vardır. Hangisinde bereket var? İşte ilimde de bereket söz konusudur, parada da bereket söz konusudur. Bir insan asgari ücrete yakın bir ücretle geçiniyordur, biraz daha fazlasıyla geçiniyordur. 3 tane çocuğunu yetiştiriyor. Öyle veya böyle kimseye el açmadan yetiştiriyor. Eğitimini de vesairesini de tamamlıyor. Öbür taraftan adam bir karı kocadırlar. Ama evde geçinemiyorlar, daha fazla maaş alıyor, geçinemiyorlar. Hep borç içerisindedirler. Nasıl bir şey bu? İşte bir bereket yoksulluğu var kıymetli dostlar. Bir yere gideceğimiz zaman, eskiden 24 saatte gittiğimiz yere şimdi 3 saatte gidiyoruz, 1 saatte gidiyoruz, 1,5 saatte gidiyoruz, uçakla gidiyoruz. Çok daha fazla iş görmemiz lazım. Zamanda da bereket kalmadı ki. Yani bir bereketsizlik bizi kuşattı, gidiyor. Bir evde 2 kişi, 3 kişi, 4 kişi icabından maaş alıyorlar ama bir türlü 2 ipin ucu bir taraf bir araya gelmiyor. Yani bir bereketsizlik aldı, götürüyor. Peki, bereketsizliği celbeden, yani bereketi ortadan kaldıran sebepler vardır, bir de bereketi temin eden sebepler vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde يُوشِكُ الْاُمَمُ اَنْ تَدَاعَ عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَ الْاَكَلَةُ لَا قَصْعَتِهَا. Yani aç kurtlar bir tabağa saldırdığı gibi, acıkmış insanlar bir tabaktaki yemeğe saldırdığı gibi, Yahudiler, Hristiyanlar, din düşmanları, ey ümmetim sizin üzerinize saldıracaklardır. Şimdi bir tanesi dedi ki, ya Resulallah, bize saldıracakları zaman bizim sayımız az mı? Niye öyle bir tabaktaki yemeğe açların saldırdığı gibi bize saldıracaklar? Bu cesareti nereden bulacaklar? Biz o zaman sayımız çok az mı olacak ki bu cesareti bulacaklar? Hayır, az değilsiniz, çoksunuz. Ama selin üzerindeki çöp gibisiniz, bir değeriniz yoktur. Allah Celle Celaluhu düşmanlarınızın kalbinden sizin heybetinizi söküp alacak, sizleri adam yerine koymayacaklar. Allah sizin heybetinizi onların kalbinden alacak, sizden korkmayacaklar. Sizi adam yerine koymayacaklar, diyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Dediler ki, ya Resulallah, وَمَا الْوَهَنِ Allah Celle Celaluhu sizin kalbinize vehen yerleştirmiş olacak, bu bela başınıza gelmiş oluyor yani. Dediler ki, ya Resulallah, kalbimize yerleşmiş olan vehen ne ki başımıza bu belayı celbediyor? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ Dünya sevgisi sizin kalbinize girince, ölümden nefret edince, cihattan nefret edince, artık siz düşmanların gözünün önünde bir selin üzerindeki çöp gibi, yığıntı gibi olacaksınız. Sizden korkmayacaklar, adam yerine koymayacaklar. Şimdi İslam alemi gerçekten kale alınmayacak kadar sayısı az mıdır? Değildir. Ekonomik güç aslında, doğal zenginlikler İslam aleminin elindedir. Ve milyonu aşan Müslüman sayısı
milyarı aşan Müslüman sayısı vardır. Bu kadar İslam ülkesi vardır ama yeryüzünde bu kadar kalabalığın bereketi yoktur, bir heybeti yoktur. Niye? Aleyhissalatu vesselam Efendimizin bu hadis-i şerifinde kalplerinize vehen yerleşmiş olacak diyor. Nedir vehen? Dünya sevgisi ve ölüm korkusu veya ölümden nefret etmek. Ölüme asla hayır. Yani kimse ölmek istemiyor çünkü ötesiyle ilgili bir hazırlığı yoktur. Kıymetli dostlar, bu sayıdaki bereketsizliktir. Yani kalabalık insanlarız, şu kadar kalabalığız ama düşmanın gözünde ancak lokma olarak yutulabilecek millet olarak telakki ediliyoruz. Şimdi hepiniz çok iyi biliyorsunuz ki yeryüzündeki egemen güçler İslam ülkelerini öyle veya böyle modern bir şekilde sömürüyorlar. Modern bir şekilde sömürüyorlar. Bunları adam yerine koyup da bunlara bir değer verelim demiyorlar. Dolayısıyla doğal zenginliklerimizi daha çok kim kullanıyor? Maalesef İslam ülkelerinin doğal zenginliklerini gavurlar kullanıyor. Şöyle bir soru sorsam size. İslam alemindeki sadece doğal petrol zenginliğinin zekatı Müslüman ülkelerin fakirlerine dağıtılsa Müslüman ülkelerde fakir kalır mıydı? Kalmazdı. Bakın sadece petrol zenginliğinden tevellüt eden zenginliğin zekatını İslam ülkelerindeki fakirlere dağıtılacak olsa yeryüzünde fakir kalmazdı. Fakir bir Müslüman kalmazdı. Ama bu paralar ne oluyor? Başkaları tarafından peşkeş çekiliyor. Dolayısıyla acınacak bir manzaradayız. Şimdi kıymetli dostlar, bereket var, bereketsizlik var. Ben kalabalık sayıdaki bereketten bir örnek verdim. Yeryüzünde azımsanacak bir rakamda değildir Müslümanlar ama bereketsiz. Kimse adam yerine koymuyor bunları. Efendim, doğal zenginliklerimiz az mı? En büyük zenginlikler Müslümanların ellerinde ama bunları Müslümanlar değil, başkaları daha fazla kullanıyor, istifade ediyor. Bu zenginliklerin zekatını biz kendi aramızda fakirlere verecek olsak yeryüzünde aç kalan bir Müslüman kalmayacak. Herkes durumu, ekonomik durumu düzgün olmuş olacak. Ağlayan, gözü yaşlı kimseye kalmayacak. Ama maalesef efendim bu da gerçekleşmemiş oluyor. Bereketin çok önemli olduğunu efendim şöyle ifade edeyim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem وَبَارِكْ لِي فِي مَا اَعْضَيْتَ diye duasında Allah'ım verdiğin şeylerde bereket nasip eyle, verdiğin şeyleri bereketli kıl diye Efendimiz dua ederdi. Ayrıca İsa aleyhisselam doğduğu zaman وَجَعَلَنِي مُبَارَكَنَ اَيْنَمَا كُنْتُ ben nerede olursam olayım Allah oraya bereket verir buyurmuştur. Yani bereket bir toplumun, bir ailenin muhtaç olduğu, her birimizin muhtaç olduğu bir değerdir kıymetli dostlar. Peki bereketi yok eden sebeplerden birisi nedir? Bereketi yok eden sebeplerden birisi haramlar ve günahlardır. Gerçekten haramlar ve günahlar bereketi yok eder mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde اِنَّ الْعَبْدَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ bir kul bulaşmış olduğu günahlar sebebiyle rızkının bereketi kalkar diyor. Yani haram, günah, masiyet, insanın rızkının bereketini kaldırır mı? Adam 5 bin lira maaş alıyor, 8 bin lira, 10 bin lira maaş alıyor. Bir taraftan da kumara devam ediyor. İki ipin ucunu bir araya getiremez. O daima borçtan kafasını kaşıyacak vakti yoktur. Mutlaka huzursuzdur, mutsuzdur, bereketsizdir. Bir taraftan günah devam ediyorsa, efendim o devam eden masiyet ne yapıyor? Kazancın bereketini yok ediyor. Masiyetlerden uzak durmak lazım, bereketlerden istifade edebilmek için. Şöyle bir ayet-i kerime var kıymetli dostlar. Rabbimizin ifadesi. Estağfirullah. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Araf suresinin 96. ayet-i kerimesinde eğer şehirler ve köylüler gerçekten iman etmiş olsalardı ve takva sahibi olup haramlardan sakınmış olsalardı biz gökten bereket kapılarını açardık, yerden de bereketli mahsulleri onlara yetiştirirdik. Dolayısıyla gökten ve yerden bereket yağardı diyor. Eğer iman ve takva birleşseydi bir millette biz onlara gökten bereket kapılarını açar, yeryüzünde de bereket fışkırtırdık. Fakat insanlar Allah'ı tekzip edince,
Allah Celle Celaluhu günahları sebebiyle onları muhaze etmiştir, yakalamıştır buyuruyor. Şimdi ikincisi, kıymetli dostlar, bereketi kaçıran şeylerden birisi hilekârlık ve sözünde durmamaktır. Bir insan ticaretle meşgul oluyorsa, aldatıyorsa, mesela diyelim ki bir mal orijinal olmadığı halde orijinal diye satıyorsa, bir mal B kalite olduğu halde C kalite, A kalite olarak satıyorsa, efendim markayı değiştirerek, efendim çok kaliteli bir marka ama uydurma marka, vatandaşı kandırıyorsa, bunda bereket olur mu? Diyelim ki çakma bir markayı asıl marka diye satıyor. Asıl markanın fiyatı 1000 liradır. Bu da 900 liraya satıyor ama çakmanın fiyatı 500 liradır. 500 liralık bir malı ne yapıyor? Aldatarak 900 liraya veya 1000 liraya satıyor. Bu adam gerçekten cebine girerken, gerçek değeri 500 lirayken 900 lira girmiş oldu. 400 lira daha fazla girmiş oldu. Sizce bu 900 lira ona 500 liranın göreceği işi yapar mı? Yapmaz. O 500 lira alsaydı, gerçek değerini almış olsaydı, onun bereketi ona 1000 liradan fazla olacaktı. Bu şimdi aldatmak suretiyle 900 lira alınca onun bereketini görmez. Ya trafik kazasında, ya hastane yollarında, ya tahlillerde, ya filmlerde, ya röntgenlerde veya başka yerlerde elinden çıkar, çarçur eder onu, bereketini göremez. Yani aldatma işi, müşteriye söz veriyorsun, şu malı şu zamanda sana getireceğim diyorsun ve götürüp teslim etmiyorsun ve sanki de çok normalmiş gibi de adam telefonla sorsa veya gelirse sorsa ne acele ediyorsun, bir de fırça atıyorsun. Fırçayı sen hak ettin, sen fırça atıyorsun. Bu işin bereketi olmaz. Yaptığımız işte bir aldatma olduğu zaman kesinlikle bereketi olmaz. Bir araba satıyoruz. Sattığımız arabayı satarken ondaki bir takım kusurları gizleyerek vatandaşa satıyorsak, ne kadar para alırsak alalım bereketini bulamayız. Üçüncüsü, kıymetli dostlar, bir kazancın içerisine faiz bulaşırsa orada bereket olmaz. Çünkü Allah Celle Celaluhu yemhakullahu riba buyuruyor. Yani faiz esasına dayalı olan şeyin bereketini Allah yok etmeye karar vermiştir. Faiz esasına dayalı olan bir ticaretin nesi olmaz? Bir kazancın hiç bereketi olmaz. Dolayısıyla bereketi kaldıran sebeplerden uzak durmak lazım. Bereketi celbeden sebeplere sımsıkı sarılmak lazım. Peki, bereketi celbeden sebepler nelerdir? Biraz sohbetimizde onları müzakere etmeye çalışacağız siz kardeşlerimizle. Evvela kıymetli dostlar, dersime başlarken okuduğum bir ayet-i kerime de Allah Celle Celaluhu Talak suresinde şöyle buyuruyor. Estaizu billah. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Bir kimse gerçekten Allah'tan korkar, farzları, vacipleri yerine getirir, haramlardan, günahlardan kaçarsa, buna biz takva diyoruz. Yani kendisini ateşe düşürecek tehlikelerden kaçıyor. Zaruri vazifelerini yerine getiriyor. Takva bu demektir. Kısacası. Peki, bir insan ibadetlerini yerine getirdi, haramlardan sakındı. Bunun dünyada kendisine yönelen menfaati ne olacak? Bir, يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Her sıkıntıdan Allah'ına bir çıkış yolu ikram edecektir. Her sıkıntıdan bir çıkış yolu ikram edecektir. Karşılaştığımız sıkıntılardan çıkış kapısı bulmak istiyorsak nereye sarılmamız lazım? Takvaya sarılmamız lazım. Ne demek takvaya sarılmamız lazım? Kulluk vazifelerimizi bizden istendiği gibi yerine getirmeliyiz. Ne demek istendiği gibi yerine getirmeliyiz? Şimdi kardeşler, dostlar, siz neden bugün buradasınız, bu saatte buradasınız? Çünkü Allah tarafından burada olmanız istendi de onun için buradasınız. Doğru mu? Yoksa ben sizi çağırsam, benim çağırmamdan dolayı hiçbiriniz gelmezdiniz. Ama bu saatte Allah Celle Celaluhu sizin burada olmanızı istediği için buradasınız. Ne yaptık hep beraber? Allah-u Teala'nın bu emrine saygı gösterdik ve geldik. Âmennâ ve saddeknâ dedik. İşte bizden istenen vazifeleri istendiği gibi yerine getirmemiz takva demektir. Peki soruyorum size, siz ve biz Allah-u Teala'nın emridir diye, bizi burada istiyor diye, İşimizi, iş yerimizi kapatıp buraya geliyorsak, başka işlerimizi terk edip cumaya vakit ayırıyorsak, Rabbimizin emridir diye, ikindi namazı vaktinde de Allah bizden bir şey istiyor mu? Aynı kesinlikle bizden bir şey istiyor mu? İstiyor. Neyi istiyor? İkindi namazını istiyor.
Ama camide gelip toplanarak olmasını şart koşmuyor. Cuma'yı şart koşmuştur. Şimdi Cuma'ya nasıl ihtimam gösteriyorsak, ikindi namazını kılmaya da ihtimam göstereceğiz. Ama iş yerinde, ama başka bir camide, ama neredeysek mutlaka o namazı kılmamız lazım. Eğer bunu yaparsak biz ne yapmış oluyoruz? Kendimizi cehennem ateşinden korumuş, Allah'a isyandan korumuş oluyoruz. Bunun bize menfaati ne olacak? Allah bize her sıkıntıdan bir çıkış yolu ikram edecek. Son nefesimize kadar karşı karşıya kalacağımız sıkıntılar az değildir. Bak kardeşim, eşinle sıkıntı yaşarsın, gelininle sıkıntı yaşarsın, damadınla sıkıntı yaşarsın, oğlunla sıkıntı yaşarsın, komşunla sıkıntı yaşarsın, işçinle sıkıntı yaşarsın, patronunla sıkıntı yaşarsın. Sıkıntı deyince aklına ne geliyor? Sadece ekonomik sıkıntı mı geliyor? Canını sıkacak olan her şey sıkıntıdır. Peki bu sıkıntılardan çıkış yolunu Allah'tan başka sana kimse açabilir mi? Açamaz. Peki Allah Celle Celaluhu sana bana söz veriyor. Diyor ki kulum, eğer sen takvaya bürünürsen, benim sana emrettiklerimi yaparsan, haramlardan sakınırsan, ben sana her sıkıntıdan bir çıkış yolu ikram edeceğim. Söz. Bir. İkincisi, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Hiç ümit etmediği taraflardan rızıklandıracağım. Kardeşim, rızık sıkıntısı çekmeyeceksin. Allah sana garanti veriyor. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Tahmin etmediğin taraflardan. Bakın dostlar, şimdi çoğumuz İstanbul'un dışından gelmişizdir. Bugün İstanbul'da müteahhitlik yapanlar, fabrikatörlük yapanlar, iş yeri olan kardeşlerimizin çoğu İstanbul'a geldiği zaman bir iş bulabilsem, iş bulabilsem diye iş için dilencilik yapan insanlardık hep. Bir iş bulabilsem diye. Allah iş buldurdu. O günden bugüne kadar köprünün altından ne sular geçti? Ne oldu? Hiç tahmin etmediğimiz noktalara geldi. Adam iş bulamıyordu, şimdi patrondur. İnşaatta işçi olarak alsalar, çırak olarak alsalar mutluluk duyuyordu, şimdi müteahhitlik yapıyor. Ve يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Hiç ümit etmediği taraftan Allah insanı rızıklandırır mı? Tahmin etmediğimiz, çoğumuz öyle değil miyiz kıymetli dostlar? Şu anda geldiğimiz nokta, sahip olduğumuz değerler itibariyle 20 sene önce, 30 sene önce hiç hayal etmediğimiz şeylere sahip değil miyiz? Evet. İşte Allah Celle Celaluhu garanti veriyor. Kulum, sen eğer takvaya bürünürsen, yani bana karşı olan vazifelerini, benim senden istediğim vazifelerini yerine getirirsen, haramlardan da sakınırsan, ben sana her karşılaştığın sıkıntıdan bir çıkış yolu ikram edeceğim, bir. Bir de ümit etmediğin, beklemediğin, tahmin etmediğin taraflardan seni rızıklandıracağım. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Kim Cenab-ı Hakk'a tevekkül eder, güvenirse, Allah Celle Celaluhu ona yeter. Sırtını Allah'a dayan, Allah'a güven, Allah sana bana yetecektir. Kıymetli dostlar, ibadetlere devam etmek bize neyi sağlar? Rızkımızın bereketlenmesini sağlar. Ümit etmediğimiz taraflardan Rabbimiz bize kapılar açar. Beni dinleyen siz dostlarımızın yüzde genç olanlar daha gençtirler, hayata belki yeni başlıyorlar ama İnanın ki bu anlattığım %90'ınız benim bu anlattığımın muhatabısınız. Yani beklemediğiniz, ümit etmediğiniz güzelliklerle karşı karşıya kaldı. Ancak şu vardır. İnsanoğlu çok nankördür. Beklemediği, tahmin etmediği noktaya gelmiştir. Tahmin etmediği şeyleri elde etmiştir. Onları şimdi görmüyor. Başka şeylere kafasını gözünü dikmiş. Olana şükretmesini bilmiyor. Olana şükretmiyor. En büyük kayıplarımızdan birisi de budur. Allah Celle Celaluhu İbrahim Suresi'nde buyuruyor ki: Estaizu billah. Le in şekertum le azidennekum. Kullarım, eğer şükrederseniz vallahi de artıracağım, billahi de artıracağım diyor. Benim verdiğim nimetleri eğer şükrederseniz artıracağım diyor. Biz kaybettiğimiz değerlerden birisi de şükürdür. Demek ki bereketin gelmesi için ne gerekiyor? Şükür gerekiyor. Şükür, önce farkında olmaktır. Kardeşim, yani bir düşün bakalım şöyle geriye doğru. Parasızlıktan sebep, efendim fakirlikten sebep, sabah kahvaltısı yapamadın, öğlen yemeği yiyemedin, açlıktan akşam uyuyamadın, parasızlıktan sebep. En son ne zaman gördün böyle bir günü? Öyle bir gün yok. Belki fazla yediğimiz için uyuyamadık, rahatsız olmuşuzdur, sağa dönmüşüzdür, sola dönmüşüzdür. Peki şükür var mı? Şükür var mı? Allah Celle Celaluhu söz veriyor,
لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ Vallahi siz şükrederseniz artıracağım, artıracağım, artıracağım diyor. Bereketin yokluğunun bir sebebi de şükürsüzlük, nankörlüktür. Bereketi celbedecek olan sebeplerden birisi de nedir? Efendim, şükretmektir kıymetli dostlar. Ayrıca üç ayların içerisindeyiz. Bugün birinci günündeyiz. Kıymetli dostlar, Kur'an-ı Kerim okumak elbette çok ciddi bir berekettir. Kur'an-ı Kerim'in evlerimizde susmuş olması da bereketin gitmesine sebeptir. Şimdi bir taraftan ezan-ı Muhammed'i okunuyor. Ben aklınıza kalacak şekilde birkaç cümleyle ifade etmek istiyorum. Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'in muhtelif yerlerinde وَهَذَا كِتَابٌ اَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ diyor. Yani benim size indirdiğim bu kitap tepeden tırnağa kadar bereketle doludur buyuruyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in kendisi berekettir. Kur'an-ı Kerim'in kendisi berekettir de evimizin her odasına bir Kur'an koysak, iş yerimizin her rafına bir Kur'an koysak bu mu bereket sağlar? Yani bereketi sağlayacak olan Kur'an-ı Kerim'i evimizin bir odasına koyduk, rafına koyduk, iş yerimizin, yazıhanemizin, ofisimizin rafına koyduk Kur'an-ı Kerim'i. Çok da gıcır gıcır 0 kilometre Kur'an-ı Kerim koyduk. Bu mu bereketi sağlayacak? Hayır. Kur'an-ı Kerim'in bereket sağlanması onunla ilgileneceksin kardeşim. Rahmetli hocamız fasit misal derdi. Ben de size fasit bir misal vereyim. Kıymetli dostlar, bir delikanlı bir hanım kızla evlense, hanım kız evine geldi, girdi gerdek odasına, bekliyor, gelen yok, giden yok, 1 saat oldu gelen yok, 2 saat oldu gelen yok, sabah oldu gelen yok. Evet, evde gelin hanım vardır. Ferit Paşa da başka bir odada duruyor. Mesele bu değil, o gelin hanımın orada tek başına durmuş olması hayatta bir değişiklik meydana getirmez ki. Bunlar bir araya gelecekler. Karı koca olmanın gereği neyse bunu yapacaklar, çocuk doğacaksa çocuk doğacaktır, hayatı paylaşacaklarsa paylaşacaklardır. Kur'an-ı Kerim kapalı bir şekilde sizin evinizin, bizim evimizin bir rafında durması bize bereket sağlamaz. Kardeşim, senin evinde Kur'an okunuyor mu? Benim evimde Kur'an okunuyor mu? Kur'an okunursa berekettir. Senin iş yerinde Kur'an okunuyor mu? Okunursa berekettir. Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki bu Kur'an-ı Kerim ben gönderdim diyor. Bereketle doludur diyor. Nasıl bereket olur? 1 okunmasıyla, 2 yaşanmasıyla bereket olur. Bu ikisine ciddi manada ihtiyaç var. Bu vesileyle kıymetli kardeşlerim, bugün 3 ayların birincisi, Kur'an-ı Kerim'i evlerimizde bir şekilde fazlaca okumanın gayreti içerisinde olalım. Kur'an-ı Kerim okumasını bilmeyen kardeşlerimize ilan ediyorum, gelin okutalım, gelin öğretelim size. 99'dan gün almayacaksınız, bir şartımız var. 99'dan gün almamışsanız gelin Kur'an-ı Kerim'i öğretelim size. İnşallah bugünden itibaren ikindi namazından önce 3 aylar vesilesiyle camimize mukabelede başlamış olacak. Dolayısıyla ikindi namazından önce Ramazan-ı Şerif gelmeden Recep ayında, Şaban ayında mukabelemizde başlamış olacak. O ayrı bir mesele. Mukabele girecekler, mukabeleye gelirler ve dinlemiş olurlar. Ama siz dostlarıma, siz Kur'an gönüllüsü olan ve Kur'an'a hizmeti şeref kabul eden kardeşlerime şunu söylüyorum. Kur'an-ı Kerim berekettir. Kazancımızın bereketli olmasını, evimizin bereketli olmasını arzu ediyorsanız mutlaka efendim bir şekilde Kur'an-ı Kerim okumasını alışmamız lazım ve evlerimizde bil fiil iş yerlerimizde okumamız lazım. Kıymetli dostlar, ezan okununca şöyle 1-2 maddeyle beraber geçmiş olayım. Namaza kalkacağız inşallah. Saflarımızı düzeltmiş olalım. Evlerimize girdiğimiz zaman selam vermiş olmamız. Aile bireylerimize mutlaka eve girince selam vermiş olmamız. Sofraya oturunca mutlaka dua yapmamız ve sofra bitince de dua ile beraber yemeğe başlarken besmele ile başlamamız ve bittiği zaman dua yapmamız o evin bereketini, mutfağın bereketini, buzdolabının bereketini, kilerin bereketini artıracaktır. Değilse bereketsizlik evimize hakim olur. Bir eve girdiğimiz zaman selam vermezsek şeytan bizimle beraber girer. Selam verirsek şeytan giremez. Sofraya başlarken besmele çekmezsek şeytan bizimle beraber oturur. Besmele çekersek şeytan o sofradan istifade edemez. Dolayısıyla eve girdiğimiz zaman selam verince ve sofraya oturunca besmele çekince şeytan ordusuna, arkadaşlarına, askerlerine der ki biz bu evi otel olarak kullanamayız bu akşam. Ve bu lokanta olarak da kullanamayız. Biz buradan yiyip buradan bize ekmek yok. Haydi buradan uzaklaşın der.
Dolayısıyla bereketi celbeden sebeplerden birisi eve girerken selam vermektir, birisi besmele çekerek yemek yemektir ve kıymetli dostlar, bir de bol bol istiğfara devam etmektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde bir insan men lezimel istiğfar ediyor. Yani istiğfara devam ederse, mülazim olursa hem Cenab-ı Hak sıkıntılarını, stresini kaldırıp atar hem de kazancını bereketlendirir diyor. Son cümlemiz bereketle ilgili kanaattir kıymetli dostlar. Kanaat nedir? Olana razı olmaktır. Kardeşim, rahatlamak istiyor musun? Ben Allah-u Teala'nın bana verdiğine razı olursam, kanaat edersem rahat ederim ben. Rahat ederim. Allah'ın bana verdiğine kanaat etmezsem, ya Ahmet'e daha fazla verdi, Mehmet'e daha fazla verdi, onun evi daha güzel, onun arabası daha kaliteli, onun maaşı daha fazla dersem, çatlasam da patlasam da benimki değişmeyecek. Değişmeyecek. Sadece stresten kendimi yiyeceğim, kendimi parçalayacağım. Kendi kendime zulmetmiş olurum. Ben şunu kabul etmem lazım. Nasıl ki topraktaki efendim yetişen buğdayı, arpayı, domatesi, salatalı ben değil, yerlerin göklerin sahibi olan Allah idare ediyor. O topraktan onu yetiştiriyorsa benim de o topraktaki o yeşilliği, o domatesi, o salatalığı, o pancarı, o karpuz, o kavunu tadıyla, rengiyle, her şeyle o ayarlıyorsa benim de rızkımı o ayarlıyor. Ben değiştiremem. Karpuzun tadını sen değiştiremezsin, rengini, şeklini sen değiştiremezsin. Toprakta oluyor her şey. Toprakta oluyor, toprağın kendisi yapmıyor. Toprakların, yerlerin, göklerin sahibi olan Allah idare ediyor. Allah sana ne verdiyse ona kanaat edeceksin. Kanaatsizlik yapmak seni hiçbir şeyin sana temin etmez. Ne maaşını artırır, ne arabanın kalitesini yükseltir. Sadece stresten saçların dökülür, dişlerin dökülür. Ve kazancının bereketi de yok olur. Başka hiçbir şey olmaz. Yüce Rabbim Celle Celaluhu her birimizi kazancı bereketli olanlardan eylesin. Zamanı bereketli olanlardan eylesin. Rabbim her birimizin sıkıntılarını izale eylesin. Yüce Rabbim üç ayları hepimiz hakkında Recep-i Şerif'i, Şaban-ı Şerif'i bereketli eylesin. Ramazan-ı Şerif'i idrak etmeyi nasip eylesin. Kadir gecesini ihya etmeyi nasip eylesin. Rabbim ibadetlerden zevk alan, helali, kazancı helalinden olan, çoluğuna çocuğuna helal rızık temin eden ayık kullarından olmayı her birimize nasip eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.